Efendim merhabalar. Neydi o filmle karşınızdayız? Kimler gelmiş, kimler? Yoksa Çilingir Sofrası ekibini mi görüyorum? Burak ne dersin? Evet, harikulade bir ekip karşımızda. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Müthiş bir film yaptınız, Çilingir Sofrası. Ve sevgili seyirciler, yönetmenimiz Ali Kemal Güven'i burada konuk ediyoruz. Yapımcımız Seda Özkaraca ve Barış geldi, sevgili Barış. Oyuncularımızdan biri. Diğeri de gelecekti, Ahmet Rifat, ama biz istemedik çünkü onu almıştık değil mi Burak? Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsınız? Biraz gerginiz galiba. Soruları bilememekten. Ben gerginim, onlar değil. Yok, ben de. Sinefil gerginliği diyoruz. Sinefil gerginliği. Efendim, biraz böyle başlamadan önce filmden bahsedelim mi? Gain'de gösterilecek, çok yakında, Çilingir Sofrası. Müthiş bir film, ben çok etkilendim. Teşekkürler. Hatta geçen sezon izlediğim en iyi filmler arasındaydı. Bir şey söylemek ister misiniz? Çünkü o kadar minimal ve o kadar başarılı bir iş üretmişsiniz ki ben herkese tavsiye ediyorum platforma çıkınca görmeyenlere. Hem tebrik ediyorum hem de hani sizden de belki birkaç şey duymak güzel olur gibi. Ya aslında biz Kadıköy'de 4 ya da 5 gösterim. 4 gösterimi oldu. O yüzden bir de festivallerde tabii festivalleri gezdiği için ve biz neredeyse bütün gösterimlere girdiğimiz için seyircinin tepkisini az çok gördük ve yaşadık, ama asıl Gain'de yayınlanınca, herkese yayılacağı için ben biraz onu merakla bekliyorum. Nasıl bir, acaba nasıl karşılanacak diye. İnşallah festival yolculuğunda olduğu gibi iyi olur diye ümit ediyorum. En taze izleyenlerden herhalde. Ali Kemal paylaştı bende de. Ben çok etkilendim. Çok sade bir yapısı var ama böyle çok intim, çok samimi bir duygusu var. Ve böyle akıp giden bir 60 dakikaydı benim adıma da. O yüzden elinize sağlık diyeyim ben de. Teşekkür ederiz. Ekip işi. Evet, ekip işi, ama ön plana çıkan Barış'la Ahmet Rıfat'ın oyunculuğu da zaten sürekli en iyi erkek oyuncu ödüllerini de alıyorlar. Aynen. Müthişti. Barış, tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Sizi izlemek çok çok zevkliydi. Ya öyle süper. Çok iyi. Bakalım burada da öyle olacak mı? Filmdeki performans. Okey. Ya o filmi çekenler sinefil olmalı değil mi Burak? Ya biz bugün biraz Çilingir Sofrası'na özel bir bölüm hazırladık aslında. Ve biraz queer temalı ya da filmin içinden çekip bazı küçük detayları aldığımız ama soruya dönüştürdüğümüz bir soru setimiz var. Eğleneceğimizi düşünüyoruz ama öncelikle tabii şunu sormak isteriz her birinize. Ne sıklıkta film izlersiniz? Sinefil misiniz? Onu bir öğrenelim mi? Şu an sinefilim demeye dilim varmıyor. Yani bu hani normal şartlarda evet sinefilim derdim göğsümü gere gere, ama şu an şu gerginlikte bilebilecek miyim, hatırlayabilecek miyim sevdiğim yönetmenlerin ismini diye. Ama hani evet sinefilim diyebilirim yani herhalde, inşallah. Ben uzun zamandır değilim maalesef çalışmaktan, ama fena da sayılmam. Ben değilim. Şu an tek sinefilim diyenden kaldım, daha da geldim. Ben çok tiyatrocu biri olduğum için o yüzden böyle sinema, yani izliyorum film. Fena bir seyirci değilim ama böyle şey, çok sinefilim demem herhalde ya. Böyle bazı kült filmleri falan hiç izlemedim ben. O utandığım bazı şeyler var. İnşallah öyle bir şey çıkmaz. Umarım çıkar. İnşallah. Yani böyle çok tuhaf şeyler var. Mesela Baba serisini izlemedim gibi. Kötü bir geçmişim var bu konuyla ama izleyeceğim yani önümde. Öyle bir güzel itiraflar bunlar. Evet. Evet, evet. Matrix falan izlemedim. Yüzüklerin Efendisi. Öyle Matrix şey izlemedin ama yana yana bir bak. Ben anlatırım sana. Ben izlemediğim için o ceketini giydi. Birbirimizi tamamlamaya çalışıyoruz. Öyle yani, ama bakalım. Son kuşak Türkiye'li filmlere hakimim ama bakalım. Göreceğiz. Larkin? Deacon John Larkin? That's correct for 11 points. İlk kategorimiz bilgi soruları ve o aslında kategorinde gelenekselleşmiş bir soru tipi var. Böyle birkaç tane filmi hatırlamak üzerine, hafıza tazelemek üzerine. Diyoruz ki tamamı ya da büyük bir kısmı bir yemek sofrasında geçen kaç film sayabilirsiniz? Evet, masa, yemek, size aşina olduğunuz şeyler. Tamamı ya da bir kısmı. Güzel. Ben bir tane hemen söyleyebilirim. Söyle. Buyursunlar. Fast and diyebilirim mesela. Ben diyeceğim. Güzel. Oo, çok severiz. Şölen. Selma Hayek'in. Selma Hayek'in oynadığı film var. Dinner with bilmem ne. Neydi ya? Ay inanamıyorum. Baştan başladım. Ben izledim. Bir tane ekleyeyim. Çilingir Sofrası. Teşekkürler. Ne diyebiliriz? Yemek de daha sofra sırları. Sofra sırları. Güzel sofra sırları. Yemek dediysek Meryl Ferzan Özpetek falan çalışmaz mı? Çalışır. Cahil Periler çalışır. Çalışır bence de. Bolca.
Büyük kısmı dediğim. Bir tane Serra Yılmaz da çekti, bir Kore filmi uyarladı. Cebimdeki Yabancı. Bravo. Yes. Aa, ben onu unutmuştum ya. Evet. Bayağı sofrada geçiyor. Sofrada geçiyor. Evet. Başka? Meryl Streep'in kadın oynadığı film neydi ya? Julia. Evet, bu. Yemekli bir. Yemek tarifleri. Evet, ama biz daha çok masaya odaklanalım. Masa, başka masa da geçiyor. Yani böyle yeni bir film var. Adaya gidiyorlar şey. The menu. Bravo. İzledik ilk hafta. Aklıma bile gelmedi. Bir tane daha Türkiye sinemasından ipucu vereyim. Ramin Matin'in bir filmi var. Canavarlar Sofrası. Bravo. Masa parola. Hırslarım ortaya çıkıyor. Hani sinefil değildi. Ben o filmde oynadım. İşte o yüzden pardon. Çok saçma. Ya melankoli de böyle bir sofralarda, düğünde falan geçiyordu. O da sayılmaz mı? Bayağı bir oturuyorlardı sofrada. Onu da yazdık bence. Çok oturuyorlardı. Çünkü orada böyle parti gibi oturuyorlardı. Evlilik değil miydi o? Düğün yemeği falan gibi bir şey. Öyleydi. Evet, düğün yemeğiydi. Evet evet, orada oturuyorlardı. Evet, sayılır. Abi bir tane daha bulalım hadi. Bulalım bir tane daha bulalım. Yönetmen ipucu vereceğim. Bir de Peter Greenaway filmi var. Bir şey ve onun bir şeyi. Aşçı, hırsız, karısı ve bir karısı var, bir de şeyi var işte. Metresi mi? Annesi mi? Sevgilisi. Aşığı sevgilisi. Evet. Gayet iyiyiz bence. Metresi. Bunlar Yeşilçam sinemasında. Isındık mı? Isındık. Coherence'da ekleyelim. Coherence bu yemek yiyorlarda paralel evrenler mi var? Şey, bir kuyruklu yıldız geçiyor, bilim kurgu filmi, yemek yiyorlar, bütün yemek sofrasında geçiyor. Onu da biz eklemiş olalım. Seyircilerimize de soralım, akıllarına geliyorsa yorumlara yazsınlar diyelim. Arkadaşlar, var mısınız, bir oyun oynayalım? Ne oyun? Bu gece yemek boyunca herkes telefonu masanın üzerine koyacak. Gelen ne varsa, WhatsApp, mesaj, konuşma, herkes herkesin duyacak ve görecek. Nasıl olsa sakladığımız hiçbir sırrımız yok değil mi? 11 Eylül, Araf ve karaciğer nakli kavramları size hangi filmi hatırlatıyor? Yeşil Işık. Yeşil Işık. Tabii ki Yeşil Işık. Hülya Avşar. Kenan Işık. Haldun Dorman'ın oynadığı. Benim sinemada 17 kez izlediğim. The Masterpiece. Çünkü bir Hülya Avşar hayranı olduğum için. Ve o devirde, o yıl sadece o film olduğu için. Senden başka Yeşil Işık'ın ikinci kez izleyen var mı? Ben bir kere onun zoruyla izledim. Hülya Avşar'ın böyle karlarda yürüdüğü... Evet. Yeşil Işık, Yeşil Işık. Evet evet, aynen. O geceliğiyle. Yes. Çünkü sanırım Salkım Hanım'ın tanelerinden sonra uzun süre film yapmadığı için bu film mi vardı? Evet. Sinemada da izleyebilmek için tek şansım Yeşil Işık'a gitmekti. Bayağı bir gittiğimi hatırlıyorum lisede. O dönemde bir de Gülben Ergen'le olan rekabetinden dolayı Gülben Ergen'in Dadı'daki partnerlerini alıp çektiği. Güzel. Güzel tespit. Bir küçük bir magazinde. Şokopop. Bir küçük öyle bir olay vardı. Hangi filmde 75 yaşında akciğer kanserine yakalandığını öğrenen Hal, başta oğlu Oliver olmak üzere tüm tanıdıklarına eşcinselliğini açıklamaya karar verir? The Beginners mı? Evet, The Beginners. Bravo. Vay. Harika. Barış da biliyordu galiba. Biliyordum. Biliyor muydun? Ha. Çünkü gözün önüne geliyor aslında. Evet, değil mi? Evet, evet. Çok severim o filmi. Çok güzel film. Bir Mike Mills filmi. Müthiş değil mi? Çok. Adamın adını hatırlayamıyorum başroldeki. Christopher Plummer. Evet, Christopher Plummer. Aynen. Müthiş oynuyordu. Çok sevmiştim. Aslında bu çok konuşulmayan bir film oldu. Önerelim bunu bence burada? Bence de önerelim. Hani keşfedilmemişse. Evet. Bir 10 sene oldu galiba ama. Senaryosu da çok iyi. Oyunculuklar da çok iyi. I knew I was gay though. I mean, at parties I'd be staring at the husbands and not the wives. What about sex? Hangi filmde bir kabare kulübünün sahibi gay Robin Williams'ın oğlu tutucu bir The Birdcage. Hemen geldi. Bunun oyunu da vardı. Evet. Yani Robin Williams'ın oğluyla Gene Hackman'ın kızı evlilik planı yapıyorlar değil mi? Birisi tutucu, birisi de gay, kabare kulübü sahibi. Çok aslında tiyatro oyunuydu. Evet, evet, oyun. Evet, devlet tiyatrosu yapmıştı bunu. Bir 10 yıl önce falan tabii. Ara ara sanki böyle birkaç uyarlama daha yaptılar. Birdie mi öyle bir şey diye bir uyarladılar bir de galiba. Yanılmıyorsun, atmayayım da şimdi. Adını yanlış söylemiyorsam La Cage aux Folles. La Cage aux Folles
yanlış telaffuz ediyor olabilirim. Asıl orijinal filmi o aslında. Ondan sonra Birdcage, ondan şey aslında remake o. Ha, evet. Sinefil de. Siz uyarmıştınız sinefil olduğunu. You do an eclectic celebration of events. You do Fosse, Fosse, Fosse. You do Martha Graham, Martha Graham, Martha Graham. Or Madonna, Madonna, Madonna. But you keep it all inside. Hangi filmde iki üniversite profesörü içinde cinselliğin olmayacağını düşündükleri bir evlilik gerçekleştirirler? The Mirror Has Two Faces. Evet. Barbra Streisand'in yönettiği. Tabii ki. Tabii ki. Hadi Kemal'e. Hadi Kemal'e çalışılmış. Şimdi Barbra Streisand hayranlığı var. Barbra Streisand bayağı hayranıyım. Hatta Barbra Streisand dövmem bile var. Hiçbir şey soracağım. Hülya Avşar mı Barbra Streisand? Bence Hülya Avşar der. Seçemem, seçemem. Ama yani evet, bir uzun bir düşünmem lazım. Hemen seçim yapamam. Barbra Streisand yönetmen burada ve evet. Başka hangi filmleri vardı? Ben hatırlayayım. Bu Kemal'e aslında sokarım. Var. Prince of Ties diye bayağı Oscar aday olmuş çok iyi bir filmi var. Romandan adapte ettiği ve o yıl sadece bir kadın yönetmen olduğu için her dalda filmi aday gösterip yönetmen dalında onu aday göstermemişlerdi ve şey diye açıklama yapmıştı. Bu film kendi kendini mi yönetti diye. Aslında çok iyi yönettiği ve bayağı Oscar aday olmuş Yentl diye bir film var. Sinematografisi olağanüstü bir film. Prince of Ties benim yani gerçekten herkese tavsiye edeceğim bir filmdir. Müthiş bir senaryosu var, müthiş bir yönetmenliği var. Mirror Has Two Faces onların içinde hani yine şey söyleyecek bir sözü var ama hani daha pembe bir romantik komedi olarak sayabilirim yani. Ama bence The filmi şeydir, Dalgaların Prensi galiba Türkçesi tam emin olmamakla birlikte Prince of Tides'dir yani. Do you hear that? Get away from the building, I'm going to call the police. What the hell is going on? Go home! Damn, isn't it? Gregory. Whoa. Get away from me. Don't touch me. Yalnız Streisand oyuncu, şarkıcı, yapımcı, evet, yönetmen. Yönetmen. Evet, çok inanılmaz. Başarılı. Hülya Avşar'dan daha iyi sanki. Hülya Avşar daha iyi. Ama onun da öyle bir filmi yok mu? Selfie. Yönetmenliği var. Doğru. Yönetmen, yapımcı. Şey değil mi? Selfie. Evet. Tamam geri alıyorum ya Hülya Avşar'ın da var. Ben şeyi merak ettim. Selfie'yi izledin mi Ali Kemal? İzledim. Sinemada izledim. Kaç kere? Bir kere. Tek başımaydım ve şöyle bir gündü. Kelebeklere gittim. Ondan sonra oradan çıkıp selfie filmi. Ve bir böyle sinemayla doldun değil mi? Evet o gün evet. İlginç bir gündü. Ama valla ben beğendim selfie filmini ya. Öneriyor muyuz? Öneriyorum. İçinde Hülya Avşar varsa her şeyi öneriyorum. Kimisi oturup da uzun uzun güzellik yarışmasına girdiğini, orada birinci seçildiğini anlatmışım. Ama dedim ki bir tek film çekeceğim. Bir daha çekmeyeceğim. Türkan Şoray dört farklı karaktere birden can verir. Dört farklı karaktere? Evet, dördünü birden kendisi oynuyor. On kadında on farklı karakter oynuyor. O on zaten. O on, evet. Dört farklı karakter. Düşün bakayım. Bende hiç yok. Hiç, bende de canlanmadı. Dört farklı karakter. Biraz daha ipucu alabilir miyim? Senaryo Ümit Ünal. Yönetmen Atıf Yılmaz. Aa bunu nasıl bilemem? Yazıklar olsun. Aa inanamıyorum. Evime posterini daha yeni yaptırdım. Şey, Hayallerim Aşkım ve Sen. Evet. Tabii ki. Aşkım ve Sen. Daha yeni çerçevelettirdim. Evime posterini aldım. Evet, inanamıyorum. Aynen. Hayallerim Aşkım ve Sen tabii ki. Aynen doğru. Kaybettim. Ya. Doğru. Evet, bir saydırma sorusu mu sorsak? Geliyor. Şimdi cast saydırma sorusu. Güzel bir filmin oyuncu kadrosunu saydıracağız. Todd Haynes'in I Am Not There filminde Bob Dylan'ı hangi oyuncular canlandırır? Cate Blanchett. Yazdık. Bir. Kim oynuyordu ya? Hepsi I'm Not There'de Heath Ledger var mıydı? Yoktu. Heath Ledger vardı. Hadi Seda devam. Hatırlıyorsun. Heath Ledger'la tabii o ikonik filmde başrolü de paylaşmış olan bir aktörümüz var. Jack Gyllenhaal mı? Yok. Christian Bale. Christian Bale, evet. Christian Bale. Bir tane daha çok ünlü oyuncumuz var. Yaşlandı artık. Hala Tom yakışıklı. Yok Tom Hanks. Yok değil. Ya, bir ara aldatmıştı kadın onu da gidip aldattı adamı öldürdü. Saçları çok erken yaşta beyazlayan bir oyuncu bu. Yani böyle ben öyle hatırlıyorum. Böyle 90'larda da beyazdı saçları falan. Allah Allah. Kim ya? 90'larda da beyazdı. Karısını aldattı. O bir filmde. Ha filmde. Karısı bunu aldatıyordu da ben. Bu adam nasıl aldatılır falan diyordum.
Richard Gere. Richard Gere. Evet. Direkt oradan bağlamadan. Direkt oradan bağlamadan. Bravo. Asla oynamıyor. Asla benim için asla. Richard Gere ben de hiç yok bu filmde. Hiç yok evet. Bence. Unutmuşum I'm Not There'i valla. Keşke sorsaydım. Valla hiç yok bende. Hiç bende de yok. Güzel çıktı bence. I can change during the course of a day. I wake and I'm one person. And when I go to sleep, I know for certain I'm somebody else. Hangi filmde Sezen Aksu ünlü bir şarkıcı olmak için düğünlerde sahne alıp yarışmalara katılırken karşısına Bulut Aras çıkar? Minik Serçe. Evet. Minik Serçe. Güzel filmdir. Deniz Türkoğlu yazdı onun senaryosunu. Yalnız. Bak şimdi. Star Is Born'dan galiba uyarlar. Star Is Born'dan. Bravo. Haklarını evet. Almışlar mı peki? Almışlar. Aa. Gerçekten mi? Evet. Aa, MGM. Alo MGM. Bence evet. Almadılar. Bence de almadılar. Bunu. Aldılar. Hatta gerçekten. Şey... Barış biliyor ama herhalde. Barış, biliyorum evet. Biri onu ünlü bir... Çok kim olduğunu şimdi hatırlamıyorum ama ünlü bir kadın yönetmen onu yapmak istiyor. Ama ismini hatırlayamıyorum şu an. Aa, yeniden. Rim, yani... Evet, Deniz'le falan görüşmüşler. Esther Hitch çok... olmuştu yani. Her devir şeyi var. Hangi filmde Hilary Swank... Chloe Sevigny ile büyük bir aşk yaşarken kasabanın muhafazakarlığı yüzünden bir nefret suçunu... Boys Don't Cry. Boys Don't Cry. Çilingir sofrası ekibi gerçekten mükemmel. Ama Barış da bir şey yapıyordu. Bir düşündün. Ben başka bir şey söyleyecektim. Yani filmin ismini böyle hatırlamıyordum. Filmi hatırlıyorum ama ismini başka bir şey gibi hatırladım. İsmini Boys düşündüm. Don't Cry. Sorumuz şöyle. Nifer, Pipo ve Nazi subayı kavramları hangi oyuncuyu canlandırıyor aklınızda? Tabii buradan hangi filmlere gidiyorsunuz? Nifer gladyatöre götürüyor beni. İşte sanki. Nifer, Pipo, Nazi subayı. Üçü de farklı bir filmin kavramı. Ama aynı oyuncu var. Ha biz oyuncuyu bulmaya çalışıyoruz. Oyuncuyu bulmaya çalışıyoruz. Okey, üçünde de oynamış. Bu oyuncu İstanbul'a da geldi. Boğaziçi'nde böyle bir seminer verdi. Peki bu şeyden verelim mi? Mifer'den bir. Mifer'i biraz. Tamam bu deşelim. Mifer bir çizgi roman aslında filmi. Mifer'iyle anılır o karakter. Asterix, Obelix. Yok. Yok böyle. Mutantlar var, mutantlar. Aa buldum. Adamın adı Ian Mac. Sir efendim. Ian Mac bir şey ne? Ian McKellen. Evet. Sir Ian McKellen. Evet. Bir dakika. Sir. Ama bir filmleri bulalım. Tamam adamı tamam. Bulduk. Buradan tamam, yürüyoruz. Yüzüklerin okay. Efendisi miydi? Yüzüklerin Efendisi. X-Men. 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 Pipo, Yüzükler. Nazi. Ha bunu bulursanız gerçekten Nazi, takdir edeceğim. Nasıl bunun gençliğinde mi acaba? Orada Ian McKellen bir savaş suçlusu. Aslında çocuk bunu keşfediyor. Ve adama böyle kendince küçük bir şantaj yapıyor. Hani seni ele vermeyeyim ama sen de bana gerçekten ne yaşadığın olanları anlat diyor. Ben anladım filmi ama ismini asla ben filmi de anlamadım. Ben filmi gördüm ama ismini hatırlamadım. Hangi hiç bende böyle bir film yok. Bayağı eski bir film ama 25 yıl. Bunu da bu arada nasıl çevirdiler? Öğrenci diye mi çevirdiler? Nasıl? Ölümcül Sır diye çevirmişler. Ooo bunu biz orijinal adında sorabilirmişiz. Evet Papil. Aa yok hiç bilmiyorum. İsmini hiç bilmiyorum ama filmi izlemiştim. Çok çok iyi bir filmdir. Bunu da biz öyle herkese mi önermiş olalım. Stay here. I'll be back. Evet şimdi bilgi sorularımızı bitirdik Burak. Gayet de iyi gidiyoruz. Eğlenceli bir kategorimiz, replik kategorisi. Sizin için de eğlenceli çünkü şıklar var. Daha rahat olacaksınız burada. Çünkü replik bilmek zor. Ben ilkini sana paslıyorum. Tamam. İkinciyi de ben sorayım istersen. Okey. İlk repliğimiz geliyor. Bu trajik bir sonla biten üç perdelik bir hikaye. Replik bu. Şıklarımız da. Blue is the warmest color. Mavi en sıcak renktir. Heavenly Creatures ve Portrait of a Lady on Fire. Hmm. Acaba hangisine ait replik? Üçü de üç perdelik hikaye. Hangisi trajik bir sonla bitiyor? Lady on Fire olabilir. Bir siz böyle bir aranızda tartışın. Öyle mi? Ben de şu an sadece hissi olarak hani yanan bir kızın. Biraz daha edebi bir tarafı olan bir. Tamam onu diyoruz. Evet onu seçelim. Onu diyoruz. Onu seçelim. Emin misiniz? Ya değilim ama onu seçelim. Değiliz tabii ki. Bir yandan blöf yapıyor bence. Blöf mü? Ha. Bilmiyorum. Yani tabii repliği hatırlamıyorsunuz. Yani
anlamına göre film seçecek. Bu hangisinde olabilir? Yani Heavenly Creatures'da çekildiği yılı göz önüne alarak sanki o devirde daha böyle diyalog yazımı olabilirmiş gibi geliyor. Evet. Ama bir tanesi de dönem filmi. Heavenly Creatures'ın konusunu hatırlıyor musun Ali Kemal? Böyle bir... Ya hayal meyal. Hayal meyal. Hayal meyal hatırlıyorum yani. Acaba... Belki de değildir Lady on Fire. Heavenly Creatures değil. <diyeyim. gülüyor> Heavenly Creatures. Heavenly Creatures. Evet. Yazıklar olsun size. Size güvenerek geldim. Evet, Heavenly Creatures doğru. Only the best people fight against all obstacles in pursuit of happiness. Paul thought it up. Aren't you clever? We're not going to be separated. Uzun bir replik. Böyle en didaktik, en dramatik sesimle yapmaya çalışıyorum. Ben senin milyonlarca süperminden birisiyim. Sana göre bir hataysam eğer, bu senin hatan. O yüzden benden utanmaya hakkın yok. Ben ilk önce koşup düştüm anamın rahmine. Ben milyonlarcasını bıraktım geride. Bence ben bir şampiyonum baba. Bu bir Türk filmi mi? Peki. Tamam mıyız? Zenne, Lola and Billy the Kid. Ben size bir şey diyeyim mi? Bence bu tamam mıyız? Tamam mıyız? Sen ne düşünüyorsun? Tamam mıyız'da bir baba yoktu ki ya. Var mıydı baba? Bilmiyorum ama bence bu tamam mıyız diyorum. Hatırlamıyorum. Neden? Ben anladım neden öyle dediğini. Bence tamam mıyız diyorum ama siz seçin. Nedeni de söyle. Ay yok canım. Gerekçeli kara. Bana biraz öyle geldi. Bu dil bana tanıdık. Bu dilden geldi. Evet. Bu repliği kim yazar? Repliği kim yazar? Barış sen bana güven. Barış sen bana güven. Tamam mıyız? Tamam. Ama Zenne? Tamam Zenne'de. Zenne'de baba var ama. Zenne'de de yok baba. Ayrıca baskıcı bir baba varmış ya orada. Ama orada o rolün konuşacağı laflar değil bunlar. O değil peki. Aynen. Lola Billy the Kid? O da değil. Bu diyalog tamam mıyız'dan çıktı. Bravo. Bravo. Evet. Kimi diyor ya baba kimmiş acaba? Babayı oynayan aktörü hatırlamıyorum ama babaya diyor. Deniz kim diyor? Oyun. Kimin repliği? Deniz'in repliği. Finalde babasıyla yüzleşiyor. Bu böyle kocaman bir böyle villaya gidiyor ve babasına bunu tirada atıyor. Nasıl hatırlamıyorum Burak? Sen 26 kez izlemedin mi? İzledim ben tamam. Herkesin bir yeşil ışığı vardır. Vardır. Burak'ı da tamam mıydı? Bir Titanic anıyla biter hatta. Lo pronuncio correttamente? Sì, corretto. Gorlami? Per cortesia, me lo ripeti ancora. Gorlami. Mi scusi con me? Gorlami. Şimdi orijinal adı diye bir kategorimiz var bizim. Türkçe'ye tuhaf çevrilen filmleri soruyoruz ve acaba orijinal adı nedir diyoruz. Şimdi normalde ben buraya birkaç soru yazmıştım. Fakat Ali Kemal'in ceketine özel olarak önce başka bir orijinal adı soracağım. Tamam. Bu film Türkçe'ye tuhaf ilişkiler diye çevrildi. Aa tabii ki biliyorum. Bir dakika. Afişi bile gözümün önünde. Tuhaf ilişkiler. Ya hani halata bağlılar evet, evet. Şey. Asla orijinal adı gelmiyor aklıma. Bağlılar. Bound mu? Bound evet bravo. Evet, çok iyi. Oradan çıkartmam hatırladığımdan değil aslında. Evet. Bu Wachowski. Wachowski'ler tabii. Şimdi ben de niye sormadım çünkü Bound'ı bilen çok az ilk filmleri. Yo, ben biliyorum ama adı asla aklıma gelmedi. Something that's gonna fit you like a glove. And that part of you that you got hidden away right now. That part of you that we know ain't straight. İki kadın bir erkek. Hangi filmin Türkçesi olabilir? Adının Türkçesi olabilir. O. Whiskey Barcelona o mu? Aa değil. Hemen böyle iki kadın. O da olabilirmiş ama. Orada, değil. Orada da iki kadın. Whiskey Christina Whiskey mi? Çocuklar. Yalnız çok iyi tahmin geldi. Çok iyi tahmin çünkü iki kadın bir erkek. Aynen. İki kadın biraz daha bir tık daha bir. Lezbiyen evliliği değil mi? Hı hı hı. Aa biliyorum. Kids are alright. Evet. Çocuğu böyle mi çevirmiş? Evet galiba böyle çevirmiş. Kadın bir erkek diye çevirmiş. Harika. Adam geliyordu çocuğu. Aynen. Onlar çocuk yapıyorlar. Biyolojik babası evet. Geliyordu. Evet. Julian Moore'un filmi. Julian Moore'un filmi. Şeyle. Diğer kadın adı neydi? Annette Bening. Evet Annette Bening. İlk afişimiz geliyor. Tamam.
Ali Kemal'in sevdiğini bildiğim bir yönetmenin filmi bu. Böyle bir ipucuyla başlayalım. Buyursunlar. Hadi bakalım. Acaba bu afiş size hangi filmi çağrıştırıyor? Ne, ne var afişte? Evet, evet. Biri sigara içiyor. Aha, güzel. Evet. Biri sigara içiyor. Bir erkek sigara içiyor ama böyle tepe taklak bakarsak da bir kadın mı var sanki orada? Böyle bir... Nasıl ben ya? Hiçbir şey anlamadım. Tepe taklak bakarsak da... Ters bakarsak. Bir kadın silüeti de var. Ters çevirsek mi acaba? Çevirmeyin. Ters çevirince ne olur? Ama sigara çok iyiydi. Sigara nerede gördün bu? Bak bak sigara. Bir kadın bir erkek. Sigara. Evet. Adamda takım elbise var. Oo çok iyi. Çok güzel. Bu fal gibi bir şey ben niye göremiyorum? Kahveye bak. Bak dikkatli bak. Bak. Hani adam nerede? Adam, adamın kafası sivri. Aa şimdi adam şu. Sigara. Karanlık. Kadın da bu. Güller bak, şimdi çaktım. Karanlık, takım elbise, adam, sigara. Müziği ikonik. Asya. Asya dedin, bitti. Anladım ya. Ben anlamadım. In the mood for love mı? Evet. Ben de herkesten çabuk söylüyorum. Benim mood, mood gibi şeyler söylüyorum. In the mood for love. Herkesten topluyum. Arapçı geldim. Bu daha kolay sanırım. Bunu çek bir adam var. Şu gördüğünüz... Gerçek bir adamın olduğu afiş size hangi filmi çağrıştırıyor? Bu Almodovar bence. Elinde Almodovar. Maske tutuyor. Bu sefer Almodovar. Son filmi Antonio Banderas'la. Ve... Neydi o film? Bu film adı ne oldu? Zafer. Acı ve Zafer. Acı ve Zafer. Acı ve Zafer. Almodovar'ımızı da bildik ya en azından. Çok şükür. Evet, sahne kategorisindeyiz. Burada da filmlerden sahneler gösteriyoruz. Acaba hangi filmden bir sahnedir diyoruz. Şu anda gördüğünüz sahne acaba hangi filme ait? Getting away from everything feels good. Yeah, it does. My own when I left home, the maid asked me if I was home too. Direkt geldi. Çok iyi. Direkt. Severiz. Getting away from everything feels good. Evet. Çok güzel bir sahne. İzleyelim biraz. Işıkları kapatın. Late at night, I would listen to the voices of the American masters. Şu anda izlediğiniz sahne hangi filmden olabilir? Tabii ki Hedwig and the Angry Inch isimli evet. Başyapıt. Gerçekten de başyapıt yani. Ben bunun şey müzikaline de gittim. Hatta Türkiye'de de sahne. Türkiye'de de yapıldı ve hiç fena değil. Gayet iyi bir müzikaldi. Kesinlikle bu filmi tavsiye ediyorum ve şarkılarını hala dinlerim yani. Çok seviyorum, severim çok şarkılarını. Ve çok sert bir film. Müzikale kanmasınlar. Gayet kesinlikle. Aslında şey sert bir film yani. Kesinlikle. Düşündüğünde konusu gereği. Tabii ki çok underground. Aynen. Evet, o zaman çok iyi bir öneriyle programımızı bitirmiş olduk. Gördünüz mü? Ben dedim yani o kadar hızlı olacak ki. Harikaydı. Ne diyoruz Burak? Bence başarılar ama senden alalım. Ya ne diyebiliriz ki? Çilingir Sofrası ekibi gerçekten harikulade. Yani böyle yönetmenler arasında gezindik, ülkeler arasında gezindik. Mükemmel bir performans. Çok teşekkür ediyoruz hepinize. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Gerçekten oradan buradan her yerden bir şeyler çıkardınız ve başarısız olduğunuz soru yok. Taşı yok. Sıktık. Yok. Evet, en zorunu bile bir yerden çıkardınız. Oradan buradan. Ünvanlar unutulmadı. Sir Ian McKellen. Sir! Evet çok iyiydi ve iyi ki sizi konuk etmişiz çünkü çok başarılısınız. Ama geldik mi oraya? Geldik. Ah Kirk, my old friend. Do you know the Klingon proverb that tells us revenge is a dish that is best served cold? It is very cold. İntikam zamanı bölümümüzdeyiz. Ve sizden bize bir soru sormanızı, 1, 2 yani 3, 5, o kadar sormayın da. İstediğimiz bir bölüm intikam alabilirsiniz. İnsaf kısmı size kalmış. Çilingir sofrasından da sorabilirsiniz bizim belki. Burak sen yeni izledin. Ben yeni izledim. Ben ilk festivalde izlemiştim. Çilingir sofrası nerede çekilmiştir? Sofyalı. Herkes biliyor. Herkes biliyor. Çilingir sofrasında kaç tane Nazan Öncel şarkısı vardır? Bir.
Çok oldu. Sen İki daha var galiba. Ben bilirim biri Allah ama öncesinde şey de çalıyor. Ne çalıyor? Yok, bir tane daha. Bir de Anlat Arkadaşım diye bir şarkısı anlat çalıyor. İki şarkı. İki şarkı doğru. Yok ya. Vallahi bilmiyorum, hadi siz bir düşünün sorunu. Evet. Tomris Giritlioğlu'nun yönetmenliğini yaptığı Varlık Vergisi hakkında olan filmin adı nedir? Ama. Ve filmden 3 tane oyuncu sayabilir misin? Şimdi Salkım, Salkım Hanım'ın taneleri. Evet. 3 oyuncu. Bir tanesini biliyoruz. Biliyoruz. Çok iyi biliyoruz. Hülya Avşar. Hülya ablamız. Tamam. Bir ipucu verebilir miyim? Tabii. Şu an ya o adam hatırlıyorum ben. Buradaki tiyatrolardan bir tanesi, kurucularından biri. Yani aynı zamanda şarkı da söylüyor. Onu diyecektim ama. Şarkı da söylüyor. Aynı zamanda şarkıcı. Şarkıcı bir oyuncu. Zuhal Olcay. Evet. Tamam. Şahane. Hadi bir tane daha söyle. Aslında çok kolay. Bir tane daha söyle. Bak, bir tanesi de başka bir tiyatronun kurucusu. Evet. Hem Türkiye'nin en ünlü tiyatrolarından birinin kurucusu. Aynen öyle. Ve çok tiyatro çıkmış orada. Bir oyuncusu da. Kadın. Erkek. Şöyle bir düşünün. 2000'i düşünün. Çok. Çok fazla oyuncu çıktı bu tiyatrodan. Evet evet. Evet evet, çok ünlü. Ankara mı? Değil değil. Kendisi Ankara mezunu ama hatta tiyatro İstanbul. İlk Mısır Apartmanı. Mısır Apartmanı. Evet. Tiyatro. Daha ne olsun yani, her şey. Daha ne diyelim ya. Filmde, filmin başında böyle klarnet çalıyor. Çok ikonik bir sahne. Yok, benden çıkmayacak. Yok, hatırlamıyorum. Murat Daltaban. Murat Daltaban orada klarnet mi çalıyor? Hiç hatırlamıyorum. Böyle en iyi sahnelerinden biri. Yok, hiç hatırlamıyorum. Evet. Var mı başka sorumuz efendim? Bence bu yeterli. Yeterli. Evet, Salkım Hanım'ın taneleriyle Hülya Avşar'la aslında kapatmış oluyoruz. Sen çok mutlusun, görüyorum. Ben çok mutluyum. İnşallah birkaç yıl sonra geldiğim programda bir tane film de çekmiş olurum Hülya Avşar'la. Bu bir kadar yıl andık. Sonra. Bir yıl mı? Bir yıl sonra dedi Seda. Bir yıl geldi inşallah. Hülya Hanım'la beraber. Neden olmasın? Evet, bence getirelim Hülya Avşar'ı sizinle beraber. Valla istiyorum. Yazıyorum da bir şeyler. Bakalım. Evet, yeni projelerim var, konuştuk. Burada spoiler veremeyiz ama evet. Umuyorum ki yakında senden güzel şeyler göreceğiz. İnşallah, teşekkür ederiz. Ama önce bir çilingir sofrası gösterime çıksın. Bakalım nasıl dijital olacak? Alanda. Bakalım nasıl tepkiler olacak. Tekrar öneriyorum ben buradan. Burak da aynı fikirden de öyle muhtemelen. Sağ olun, teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz efendim. Neydi o filme geldiniz, bizi keyiflendirdiniz. Güzel güzel film konuştuk. Ve sinefil olduğunuzu da ispat ettiniz.